Ankara'da doğdum. Ankara'da ilkokulu, liseyi bitirdim. Sonra üniversiteyi okudum. Tabii arada bir şey geçmişim oldu. Yurt dışına falan gittim ama oralara girmeyelim çünkü oralara girersek çıkamayız. Bilkent Güzel Sanatlar'dan mezun olduktan sonra iki yakın arkadaşımla beraber bir şirket kurduk. O dönemde yeni medya diye bir alana yöneldik. Nedir dersen yeni medya? O zamanlar CD-ROM vardı. CD-ROM'lara arayüz yapıyorduk. Aslında bugünkü web siteleri o zaman CD'deydi. Ve biz o CD'lere arayüz yapıyorduk. Bunları nasıl güzelleştirebiliriz falan hayalleriyle introlar yapmaya başladık. 3D animasyonlar yapmaya başladık. Küçük filmler çekmeye başladık. Derken biz kendimizi film çekerken bulduk. Sonra bu bir süre daha devam etti Ankara'da. Gittikçe daha fazla tanıtım filmleri çekmeye başladık. Savunma sanayine çok iş yaptık. Ankara'daki ilaç şirketlerine çok iş yaptık. Sonunda bir noktada ben ucundan fotoğrafa bulaştım. Fotoğrafa bulaşınca benim dünyam değişti. Moda fotoğrafçısı olmaya karar verdim. Kafaya kırdım. İstanbul'a gelip moda fotoğrafçısı olarak kariyerime aslında sıfırdan başladım. Ben hiç usta çırak ilişkisi yaşamadım. Ben geldim direkt fotoğrafçı olarak çalışmaya başladım. Ama tabii yani yurt dışında takip ettiğim, kendime dönem dönem örnek aldığım farklı stilde fotoğrafçılar oldu. Bir dönem onları taklit ettim. Sonra diğerini taklit ettim. Taklit ede de öğrendim. Sonra bütün bunları harmanlayıp kendi birikimlerimi de harmanlayıp kendi stilim aslında bir noktadan sonra da ortaya çıkmış oldu. Kendi kendime sokak fotoğrafları çekiyordum. İşte çocuk fotoğrafları çekiyordum. Ankara Kalesi etrafında fotoğraflar çekiyordum. Moda fotoğrafını şeyden sevdim. Kurgusal fotoğraf. Çünkü her şeyi sen matematik olarak aslında planlıyorsun. En azından o dönemki fotoğraflar öyleydi. Kızın vereceği poz, ışığın açısı, arkanın işte rengi, önde bir obje varsa onun grafik olarak etkisi. Bunları planlayabildiğim için, yani belki de iç mimarlık eğitiminin, grafik eğitiminin göz olarak bana katkısı olduğu için ben o süreci kazasız belasız atlattım aslında. Dediğim gibi bir kere sanat okuyorsun. Yapı tarihi okuyorsun, sanat tarihi okuyorsun, ışık biliyorsun, mekanda ışığı biliyorsun, mekan okumayı biliyorsun, kompozisyon gözün gelişiyor. Tabii haliyle o fotoğrafa eminim büyük katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İstanbul'a geldikten sonra ve dergi çekmeye başladıktan sonra hızlı da bir fotoğrafçıydım ben. Yani o zamanki meslektaşlarıma göre çok daha hızlı fotoğraf çekiyordum. O yüzden de tercih edildim. Ben de o şansı iyi kullandım ve çok fazla dergiye aynı anda çekim yapma şansı yakaladım. Dergilerin iç sayfalarını artık müşteriler açıp baktığında işte bir tane editoryal var, kim çekmiş? Koray çekmiş. Arkasında bir tane daha editoryal var, bunu da Koray çekmiş. Marikler'de Koray var, Elle'de Koray var, InStyle'da Koray var. Kimmiş bu Koray oldu ve ben tabii o reklamla diyelim yırtmış oldum. Canon'la başladım. Tabii onun öncesinde film de var. Mamiyalar falan var ama hani DSLR olarak dijital döneme baktığımızda Nikon D100, D200, Canon 5D, Mark 2, Mark 3, Mark 4. Sonrasında bir ara orta format kullandım. Leaf Aptus 22-75. Sonra Phase 1'a geçtim orta format. Orta formattan 5D Mark 4'e geçtim. Sonra da Fuji'ye geçtim. Yani aslında makinenin hiçbir önemi yok. Yani o an hangisi senin işine yarıyorsa o. Bugün Fuji kullanıyorum ama yarın Fuji kullanacağımın da garantisi yok. Ben aksine orta formatı hiç övmedim. Orta formattan nefret ettim. Hantallığından ve yavaşlığından. Hem büyüktür hem de çok ağır çalışan makinalardır. Ben de ilk başta kurgusal fotoğraf çekerken sonra daha anı yakalayacak fotoğraflara döndüğüm için benim için makinenin çok pratik, elimin bir parçası çok hızlı çekebilmesi lazım. Bu hızlı çekebilmek yani spor fotoğrafçılığı anlamında değil. Ama bir kere bastım, belki bir tane daha basmak istiyorum. Ara kare bir şey çekmek istiyorum. O yüzden ben aksine orta formattan ziyade DSLR'ları daha çok seven bir
fotoğrafçıyım. İlk kapağımı sektöre girdikten sanıyorum bir sene sonra falan çekmişimdir. Marie Claire'a çektim ilk kapağımı. Onun da komik bir hikayesi var. Tuğçe Kazas'ı çekmiştim Marie Claire kapağını. O zaman dergi satıldı. Başka bir medya grubuna satıldı. Fakat orada lisansla ilgili bir anlaşmazlık oldu. Ve o ay tam da benim şansım işte ilk defa bir kapak çekiyorum. Marie Claire dergisi iki farklı medya grubundan iki farklı dergi olarak çıktı. Yani iki tane Marie Claire vardı, iki tane kapağı vardı. Maalesef ki benim kapağım da böylelikle ikiye bölünmüş oldu. Ama ondan sonra o kapı bir kere açıldıktan sonra da aralıksız olarak bugüne kadar kapak çekmeye devam ettim. Yani kapak çekmek zordur. Ben aslında kapak çekmeyi çok da sevmem. Nedenine gelirsek orada bir sürü denge var. İçeride bir dergi sayfası çektiğinde çok daha özgür ve özgün olabiliyorsun. Ama kapak çektiğinde orada bir sürü işte yanına gelecek yazılar, tepede logonun kalacağı alan, işte bir kıyafet çekiyorsun haliyle. O kıyafeti göstermen gerekiyor. O markanın değerleri, algıları, yani orada aslında birçok şeyi yönetmen gerekiyor. O yine fikre bağlı. Yani güzel bir kadını çirkin çekmen de gerekebilir. Bu tamamen hangi amaca hizmet ettiğini, hangi fikri çektiğinle alakalı bir durum. Ama tabii ki de temel olarak güzel kadını güzel çekmen gerekiyor. Ve senden o güzel kadını güzel çekmen beklenirken sen eskaza kötü çekersen işte o zaman ayvayı yedin demektir. Kesinlikle sahte bir dünya. Tamam, baştan aşağı zaten her şeyi kurguluyoruz. O model geldiğinde bambaşka bir kız oluyor. Saçı makyajı yapılıp o kıyafetler giydirilip alakasız bir ortama attığımızda başka bir dünya oluyor. Ama sahtelik demek kolaya kaçmak gibi geliyor. Biz orada bir hikaye yaratıyoruz ve o hikayenin aktörü olmuş oluyor. Yani bu şey gibi bir şey. Sen bir sürü film izliyorsun. Kafanda orada bir karakteri izliyorsun filmde. Aslında o karakter gerçekte öyle bir şey değil. Fotoğraf da öyle. Tamamen sanal karakterler, hikayeye hizmet eden sanal karakterler yaratıyoruz. Olmayan bir şeyi zorlamak, sonraki çekeceğin kareleri sabote etmek gibi geliyor bana. Mesela ilk çektiğim plan kötüyse modele yalan söylüyorum, harika oldu diyorum. Karta da çektiğim için kimse göremiyor. İkinci kareyi çekiyoruz. İkinci karede çektiğim güzel kareyi gösteriyorum. Bir anda ekibin sinerjisi yükseliyor. Sonra ikinci planı çekiyorum. Üçüncü günün sonuna doğru diyorum ki ya şu birinci planı tekrar mı etsek? Çok içime sinmemişti diyorum. Ekip mutlu olduğu için tabii ki Koray diyor. İlk planı tekrar edip o olumsuzluğu çaktırmadan örtbas etmiş oluyorum. Gerek şimdi videoda çekiyorum, fotoğraf da çekiyorum. Orada yarattığım dünyadan sorumlu olan kişi benim. O yüzden rengine, kurgusuna %100 dahilim. Yani çünkü sen aslında yönetmensin. Yani orada modeline, oyuncuna, kimi çekiyorsan artık oyunu veren, o kimliği anlatan kişi sensin. Orada bir onu bir şekilde moda da sokman gerekiyor. Belki de moddan bile düşürmen gerekiyor. Onu yönetecek kişi sensin. O yüzden yeri geliyor yalan söylüyoruz. Eskiden ödünç aldığım bir sistem var. Eskiden filmli makineye çektiğinde filme çektiğin için çekilen fotoğraf görülmüyordu. O yüzden de insanlar işin kendisine konsantre oluyordu. Yani bir model çekiyorsan ve bir editörün varsa, stylistin varsa yanında, saç makyaj varsa modele konsantre oluyorlardı. Yani fiziksel olarak model orada duruyor. Saçında bir bozukluk varsa, kıyafetinin yakası kaydıysa direkt giriyordu, düzeltiyordu. Boşa kare çekmiyordu. Fakat dijitalin hayatımıza girmesiyle kablolu çekme diye bir şey icat oldu. Tether denilen olay. Fotoğrafı çekiyorsun, bilgisayara düşüyor. Bütün senin yaratıcı ekibin bilgisayarın başına gidiyor. Müşteri gidiyor bilgisayarın başına. Arada kötü bir kare çekiyorsun, hemen ona bir yorum geliyor. Bu tabii işin odağını lensin önünden lensin arkasına kaydırdı. Bu çok tehlikeli bir durum. O yüzden de ben kabloyla çekmeyi inkar ettim ve karta çektim. Haliyle de kimse göremiyor. O yüzden de sette fiziksel olarak çektiğimiz nesneye konsantre oluyorlar. Bence o yüzden de
daha başarılı sonuçlar çıkıyor. Bir de bir marka olduktan sonra zaten müşteri sana çok spesifik bir tarz için geliyor. O yüzden de bana teslim oluyor. Ama en sıkıntılı süreçler öncesinde yapılan toplantıda ikimiz de yani müşteri de ben de aynı noktadan o fotoğrafa bakabiliyor muzu oturtmak. Yani ikimiz de aynı resmi görüyor muyuz acaba? Müşterinin hayal ettiğiyle işin neticesinde benim çekeceğim fotoğraf örtüşüyor muyu anlayabilmek aslında işin en zor kısmı. Yani benim ne çekmek istediğim insanlar oldu ömrümde ne de çekmek istemem. Ben fikirle ilgileniyorum. Yani güzel bir fikir varsa onu D sınıfı bir modelle de güzel çekebiliyorsun. Bazen hatta onu tercih ediyorsun. Çünkü fikir benim için her zaman daha önemli. O yüzden de hiçbir zaman ya şu modeli de çeksem olmadı. Bu işe en iyi hangi model olur olgusuyla yaklaştım ben her zaman. Aslında huysuzluk çok göreceli bir şey. Bu fotoğrafçı da huysuz olabilir, yönetmen huysuz olabilir, menajer huysuz olabilir ya da acayip geçimli olabilir. Ben geçimli bir adamımdır. Çünkü benim isteklerim yani ben zaten çekemeyeceğim ya da inanmadığım bir işi baştan reddedeceğim için zaten beceremeyeceğim işe, sıkıntı yaşayacağım işe girmem. Girmediğim için de huysuzluk yapacak bir durumum olmaz açıkçası. Bu modellerle, bu aktrislerle ya da aktörlerle çalışabilmek için bir seviyeyi geçmiş olman gerekiyor. Önce işte iyi modellerle çalışmaya başlıyorsun. Sonra işte A sınıfı, işte B ile baş. Daha doğrusu D ile başlıyorsun, C'ye geçiyorsun, B'ye geçiyorsun. Sonra A sınıf modellerle çalıştıktan sonra ünlülere atlıyorsun. Yani Hollywood starlarını atlayabiliyorsun. Çünkü sadette herkes kendini güzel görmek istiyor. Sen bir kadını güzel çekebiliyorsan o kapı sana açılıyor. Ama o kapı sana Cate Blanchett özelinde tabii ki de bakıyor. Bu adam daha önce ne çekmiş? Aa diyor, Irina Shayk'ı çekmiş, Kate Bosworth'ı çekmiş, onu çekmiş, bunu çekmiş. Tamam diyor, ben bu adamla çalışabilirim. Çünkü bu adam beni güzel resmedebilir diyor. Yani orada portfolyo çok önemli oluyor. O seviyedeki modellerde öyle bir şey olmuyor. Yani ego falan ya da ne bileyim kapris, ne bileyim işte böyle kötü davranma olmuyor. Çünkü o model oraya gelebildiyse zaten geçimli bir model demektir. Eğer geçimsizse model zaten oralara gelmeden çoktan elenir. Çünkü sırada bekleyen 10 bin tane daha model var. Yaptığımız dergi çekimleri bizim aslında kartvizitimiz oluyor. Sen ne kadar iyi dergiye, ne kadar özgün ve yaratıcı çekimler yaparsan kademe kademe yükseliyorsun. Daha iyi dergilere, enternasyonel dergilere erişim imkanın oluyor. Benim işte 2010 sonrası kendime yatırım kararı alıyorum. Birçok çekimimi kendim cebimden finanse ediyorum. Onun neticesinde de gerçekten yüksek prodüksiyonlu, iyi modelli çekimler gerçekleştiriyorum. O çekimler de bana uluslararası dergilerin kapısını açıyor ve ben Harper's Bazaar Çin Harper's Bazaar'ına önce galiba Irina Shayk'ı çekiyorum. Sonra orada artık tabii dostluklar kuruluyor. Bakıyoruz biz dergiyle kafaca anlaşıyoruz. Onun üzerine işte benle Cate Blanchett çekimi yapmak istiyorlar Paris'te. Bu vesileyle de işte Harper's Bazaar Çin'e Cate Blanchett'ı çekmiş oluyorum. Cate Blanchett'ın profesyonelliği işte beni çok şaşırtmıştı. Herhalde Cate Blanchett benim çektiğim en meşhur yani en bilinen yani Oscar ödüllü birinden bahsediyoruz. Orada bir küçük mevzu yaşamıştık Paris'te çekimde. Bir otelde çekiyoruz. Son planlardan bir tanesiydi galiba. Sonlara doğru bir havuzda çekeceğiz ve o havuzu biz sadece 5 ile 6 arası kullanabiliyoruz. Biz bütün planlarımızı çektik. Havuz planları geldi. Havuza gittik. Otel dedi ki giremezsiniz. Benim müşterim çıkmadan giremezsiniz. Ama dedik 5 ile 6 idi. Hayır dedi. Önceliğimiz şey müşterilerimizdir dedi. Okey dedik. Bekleriz dedik. Ne kadar bekleyeceğiz? Bilemiyoruz dedi. Müşteri çıkana kadar dedi. Okey dedim. Editöre gittim. Ya dedim işte çekemiyoruz. Ne yapacağız dedi. Çünkü kadının üzerindeki kıyafet fitting denilen bir şey var. Üzerine oturtuluyor.
Çünkü bizim çektiğimiz kıyafet hazırda satılan kıyafetler olmadığı için örnek bir kıyafet geliyor o koleksiyonun. O da o modelin ya da ünlünün üzerine iğnelerle oturtuluyor. Arkasında klipsler oluyor falan. Ve benim Çinli editör binlerce iğneyle kadına fitlemişti. Ve kadın oturamıyor. Ayakta durabiliyor sadece. Dedim ki, Kate Blanchett'e gittim. Dedim ki, ya dedim istiyorsanız kendi kıyafetlerinize geçin çünkü bir saat bekleyeceğiz dedim. Niye kendi kıyafetlerime geçiyorum dedi. Dedim oturamayacaksınız. Ne olacak ki dedi. Bir saat ayakta beklerim dedi. Hepimiz iyi bir fotoğraf için buradayız dedi. Gerekiyorsa ayakta beklerim dedi. Kadın bir saat ayakta beklemişti. Ben hayatı izleyici gibi yaşamayı öğrendim. Bir filme gittiğimde de izleyici olarak izlerim. Bir fotoğrafa baktığımda da izleyici olarak bakarım. Eğer işle ilgili bir şey yapmam gerekiyorsa, o zaman o izleyici gözlüğünü çıkarıp daha teknik gözle analiz edebiliyorum. O yüzden de deformasyon yaşadığıma pek inanmıyorum. Kendime ayırdığım vakit var. Zaten hobin olmazsa bu işleri yapamazsın. Sadece işe konsantre olursan bir noktadan sonra beyni yakarsın. Hobilerinin mutlaka olması lazım. İşte benim motocross hobim var. Onun öncesinde dronlar vardı. Sabit kanat uçak uçuruyordum. Uzun mesafe uçuşları yapıyordum. Onlara kafa patlatıyordum. YouTube şu an benim hobim. Her şeyden önemlisi. Aynı zamanda hobim ama orada öğrendiklerim mesleki anlamda bana müthiş katkı sunuyor. Soruyu unuttum ya. Şöyle günde çok fazla saat ayırıyorum işime. Yani bu yeri geliyor 16 saat oluyor, yeri geliyor 18 saat oluyor. Ben de şöyle bir şey vardır. Bugün yeteri kadar yeni şey öğrenemedim diye panik olup hemen akşam yatmadan yine bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Hayat hep zaten öğrenmekle geçiyor. Hani hep şey zannedilir. Okulda öğrenme biter. Asıl öğrenme okuldan sonra başlıyor. Yeri geliyor 18 saat çalışıyorum. Yeri geliyor 2 gün hiçbir şey yapmıyorum. Ya kendi bir ritmim var. Benim de nasıl çalıştığını bilmediğim bir ritmim var aslında. Yani benim mesela lise arkadaşlarım falan bunu hep söylüyorum. Şey falan zannediyorlar. Jacuzzi'de elimde şampanya ile yaşadığımı ve modellerle falan gezdiğimi zannediyorlar. Onların bu algısını yıkmak için bir 4-5 senemi verdim. Aslında hiç öyle bir durum yok. Alakası bile yok. Bu ofise sabah ilk gelenlerden bir tanesiyim ama kesinlikle bu ofisi en son terk eden insanım. Çok çalışman gerekiyor, çok işin oluyor. Yani fotoğraf sadece deklanşöre basma işi değil. Sette gördüğün kısım aslında bütün ön çalışması yapılmış. Her karenin hangi saniyede ne çekileceği planlanmış. Bunlar planlanıyor ve sen sete geldiğinde aslında o planladığını çekmekle yükümlüsün. O yüzden set işin en kolay kısmı. Zaten sahne arkası filmlerinde falan da insanlar aslında çalışılmış en kolay kısmını görüyor. Onun öncesindeki toplantıların hiçbirini bilmiyor. Onun öncesinde yaşanan stresleri bilmiyor. Prodüksiyon olarak yaşadığımız sıkıntıları bilmiyor. Sonrasında çekildikten sonra müşteriyle yaşayabileceğimiz sıkıntılar oluyor. Revizyonlar oluyor. O süreçleri bilmiyor. Bir fotoğrafın aslında gördüğünüz bir kare fotoğrafın geçmişinde aslında bir 30 günlük, minimum bir 30 günlük süreç olmuş oluyor. Sanılanın aksine aslında çok hamallığı olan bir meslek. İşte burada bir sürü faktör var. Yani ekonomik durumlar, ülkenin sosyolojik durumları, sektörün özellikle toplumsal etkilenmeden sektörün aldığı bazen yaralar oluyor. 2008'de bir ekonomik kriz oldu. O dönem zor bir dönemdi. Firmalar zorluk yaşadığı için tabii otomatikman biz de o sıkıntıyı yaşıyoruz. Dergiler sıkıntıya girdiğinde bizim en güzel oyun alanımız olan dergiler yok olmaya başladıkça biz de üretkenliğimizi kaybediyoruz. Oluyor bunlar ama bunlar gelip geçiyor. Bir şekilde fotoğraf yani yok olacak diye bir şey yok. Evet, bence kimlik değiştirir ama fotoğraf asla yok olmaz. Biz de heyecanımızı zaman zaman kaybetsek de geri kazanmasını biliriz aslında. Göksel'e klip çekeceğiz. Belgrad Ormanı'nda bir gölde ilk plan orada başlayacak. İşte scoutlar gidiyor. Yani mekan
mekancılar oluyor bizde. Gidiyor fotoğrafını çekiyor, güneş açılarına bakıyor. Biz ona göre teknik reke denilen gidiyoruz, teknik olarak, fiziksel olarak orada bir keşif yapıyoruz. Her şey yapıldı, bütün keşifler falan bitti. Sabah gün doğumuyla başlayacağız. Belgrad'a gittik. Belgrad zifiri karanlık. Sabah 5 falandı. Kışın çekiyoruz. Ve sis çökmüş. Gün doğumunu bekliyoruz. Lokasyondayız. Herkes birbirine böyle dokunarak falan buldu. Böyle telefonlarının ışıklarını yakıyor. Biz göl nerede falan diyoruz. Burada diyorlar. Okey. Gün doğdu. Bir baktık göl yok. Göl gitmiş. Bildiğin göl gitmiş. Ya fıkra gibi. Meğersem bu gölleri sularını başka bir tarafa aktarıyorlar. Bakım çalışması, yani ne demekse bilmiyorum ben de. Ama Sade'de gelirsek göl yoktu ve biz çekemedik o planı. O yüzden çekim ertelendi. Başka bir gün Kısırkaya tarafında başka bir göletin yanında çekmek zorunda kaldık. Gölü götürmüşler. Diyojen benim değildi. O Ozan'ın filmiydi. Ben o Ozan'ın editlerini yapmıştım o filmde. Ben TRT Genç Sinemacılar Kuşağı'na 15 dakika diye bir film çektim. Fakat kurgulayamadık filmi. Bitiremedik filmi. Çünkü şeyi öğrendik. Tripod üzerinde aksiyon filmi çekilmezi zor yoldan da olsa öğrenmiş olduk. Film çekme gibi bir planım hiç yok. YouTube'da da çok soruyorlar. İşte güzel görüntü görüyor arkadaşlar ve diyorlar abi işte senin zamanın gelmiş, bir film çekmelisin. Film çekmek çok iddialı ve çok zor bir iş. Yani bir sürü ekip kuracaksın, onların hepsini iyi yöneteceksin. Her alanında ekipler iyi olmak zorunda. Mesela benim fotoğrafta tek başına işi yönetebiliyorsun ama filmde yönetemeyeceğin için oralara gidip intihar etmek istemiyorum açıkçası. Şöyle, aslında zorlanmadım. Çünkü ne yaptığımı bilmiyordum. Bir tane videomda şeyi anlatmıştım. Dunning-Kruger etkisi diye bir şey var. Bir işe geldiğinde her şeyi çok iyi bildiğini zannediyorsun ve o yüzden özgüvenin 10 numara. Ben de o işe öyle girdim. Ben bunu yaparım dedim. Sonra zaman içerisinde aslında hiçbir şey bilmediğimi gördüm. Fakat o süreci hızla atlattım çünkü çalışkan bir tip olduğum için oturdum. Poz nasıl verdirilir? Başkalarının fotoğraflarını çok iyi takip ettim, analiz ettim. Tabii bir sanat geçmişim olduğu için de aslında yine nispeten daha eğitimli bir göz olduğum için çok çabuk, çok hızlı bir şekilde öğrendim. Şimdi geriye dönüp baktığımda aslında biraz delilik ve cahillikmiş yaptığım ama kazasız belasız atlattım aslında. Her şeyimi, evet, bütün videolarımı telefonla çekiyorum. Bence İyi bir şey. Yani çünkü herkesin elinde bir cep telefonunun olması ve fotoğraf çekebilmesi bir bakıma bence iyi bir şey. Çünkü olay demokratikleşiyor ve başka tarzların doğmasına sebebiyet veriyor. Yani Instagram'da normalde tenezzül etmeyeceğin fotoğraf bugün bir tarz olarak karşına çıkabiliyor. Bu da bence varyasyon anlamında bize perspektif sunuyor. Bu şöyle de bakılabilir. Herkes fotoğrafçı oldu, rekabet arttı. O pek öyle olmuyor aslında. Yine Sade'de geliyoruz. Neyle çektiğin, ne çektiğin önemli olduğu için, fikir önemli olduğundan, fikir sahibi bugün telefonla da çekebilir, koca bir orta formatla da çekebilir. Amacına hizmet ediyor mu fotoğraf? Önemli olan o. Yani Instagram bana bir komik geliyor. Yani oraya beğenilmek için fotoğraf atma fikri bana komik geliyor. Ben Instagram'ı daha çok şey için kullanıyorum. Zaten benim Instagram'a bakarsan bir tane işimi paylaşmadığımı görürsün. Koray Brand Photography diye ayrı bir Instagram hesabı var. Benim değil. Gözde yönetiyor. Onu portfolyo amaçlı kullanıyor. Hani herkes yaptığı için var. Ama benim kendi yönettiğim Koray Brand hesabında ben kayda değer önemli bir şey varsa 40 yılda bir tane post atıyorum. Story'yi daha aktif olarak kullanıyorum. Onu vlog gibi kullanıyorum. Yani onu yeri geliyor Unreal'da yaptığım bir şeyi paylaşıyorum. Yeri geliyor bulunduğum bir mekanı sizlerle paylaşıyorum. Orayı daha çok günlük olarak kullanıyorum. YouTube'da yani şöyle birçok insan var. Ben de izleyen arkadaşlara hep şeyi söylüyorum. Takip ettiğiniz yönetmen, fotoğrafçı,
gibi tipler varsa bu insanların gerçek hayatta yani iş hayatında ürettiklerine bakmaları ve yetkinliklerini tartmaları gerekiyor. Çünkü şu an çok fazla içerik üreten var ve bu kişiler senin için yeterli kadar otorite mi? Otorite olması çok önemli çünkü sen bu insandan bir şeyler öğreneceksen o insanın ne yaptığının ve çıkardığı sonucun neticesinde söyleyecekleri senin için önemli olmuş oluyor. O yüzden de bu takip ettiğiniz arkadaşların gerçek hayatta ne yaptıklarına bakmanızda fayda var diyorum. Kendim için artık hiç fotoğraf çekmiyorum. Yani onu kaybedeli de çok zaman oldu. Çünkü benim hobim fotoğraftı. Sonra mesleğim oldu. Mesleğim olunca da kendime başka hobiler buldum. Yani aslında oradaki açığı başka şeylerle dolduruyorum. O yüzden de kendim için fotoğraf çekmeye de pek de ihtiyaç duymuyorum. Çünkü ben zaten çektiğim işleri de kendim için çektiğim için o manevi tatmini işlerde de yakalayabiliyorum. Ya geçmişe ben pek dönüp bakmam. Geçmişle yaşamayı da hiç sevmem. Geçmişi analiz etmeyi de hiç sevmem. Geçmiş benim için geçmiştir. Bugüne bakarım. Geleceğe de çok bakmam. Bugün neyse ona konsantre olurum. Onu da en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Ya dediğim gibi ne geçmişi planlarım ne geleceği planlarım. YouTube'la ilgili, gelecekle ilgili planın var mı desen bilmiyorum der. Bugün ne yapıyorum dersen bugün şunu yapıyorum aslında. Ben bugün kendimi mutlu edecek. Demin de dedim ya benim hobilerim var. YouTube benim başta gelen hobim. Tabii ki birincil yani çıkış sebebim, YouTube'a giriş sebebim aslında bildiklerimi insanlarla paylaşmak. Çünkü ben öyle bir ortamda büyüdüm. Okulda da öyle bir ortamda büyüdüm. Hani çok klişe olacak ama hani bilgi paylaştıkça güzeldir gibi böyle bir Pinterest lafı var. Ama ben buna gerçekten %100 inanan bir insanım. Ben bildiklerimi paylaştıkça, mesela Discord kanalım var. Bilemediğim şeyleri sorduğumda da bana yardımcı olan gençler oluyor. Ve biz bir topluluk oluşuyoruz ve toplum olarak bir yere varacağız. Ben birey olarak bir yere vardığım zaman evet bir yere gelebiliyorum ama daha ötesine gidemiyorum. O yüzden arkadaşlara ihtiyacım var. Bir yere kadar gidebiliyorsun tek başına. O yüzden de ben burada benim topluluk kurma gibi bir hayalim vardı. Onu elde ettim. Bunu daha öteye götürmek gibi bir planlarım var ama nedir bilmiyorum. Şu an ben aslında öncelikli olarak kendim için videolar üretiyorum. Bunları yaparken çok şey öğreniyorum. Oradan öğrendiklerimi profesyonel hayatımda kullanıyorum, işimde kullanıyorum. Ve böyle yuvarlanıp gidiyoruz aslında. Ya ustalık yapıyor muyum? Çok iddialı söylem. Onu ben söyleyemem. Onu eğer yetiştirdiğim gençler varsa onlar zamanı geldiğinde de söylerler. Ama hani ben bu kişiyi aldım, bu kişiyi eğittim demek bana çok egosentrik geliyor. Ben öyle bir insan değilim. Eğer yetiştirdiklerim varsa onlar zamanı geldiğinde Koray abi diye zaten hakkımı teslim ederler. Vallahi gelecekte ne olacağımı bilseydim çoktan biliyor olurdum. Bana kalkıp üniversitedeyken sen moda fotoğrafçısı olacaksın deselerdi, hadi oradan derdim. Program yazacaksın deseler, hadi oradan derdim. Ya ben bazen hayatın rüzgara bırakılması gerektiğine inanıyorum. Ozan Açık'tan zamanında bana bunu söylemişti. Oğlum kendini bazen rüzgara bırakmayı bilmelisin demişti. Ben de o lafı böyle beynime kazımışım. Bazen kendimi rüzgara bırakıyorum. Çalışkan bir tip olduğum için de bunların hepsinin bir kademede sonuca dönüşeceğine inanıyorum. O yüzden de çok çalışıyorum, kendimi rüzgara bırakıyorum. Gelecekte ne olur bilmiyorum. Belki bir oyun şirketim olur. Belki çok alakasız bir iş yapıyor olurum. Ama şu an bilmiyorum. Sadece motivasyon çok fazla. O motivasyonumu bir şekilde yeni öğrendiklerime aktarıp kendimi rüzgara bırakıyorum.